إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi darsimizda Qur'oni Karim darsi o'tgan edi. Va sunnatga ham ba'zi bir ishoralar qilib ketgan edik. Shu keyingi darsimizni, ya'ni sunnat islom asoslarining birinchisi Qur'oni Karim bo'lsa, ikkinchisi sunnat. Shu haqda darsimizni inshaalloh joriy yurgizamiz. Sünnet deganda nimani tushunmoqligimiz kerak? Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyurgan sözleri ve hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılgan amelleri ve hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurları da kılingan amel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem madami ki şunu inkar kımagen deseler, şunu sünnet deyimiz. Yer yüzü de Adam aleyhisselam'dan ta kıyamet gece bölgen insanlarının peygamberler bundan müstesna her kandı kişi özünü huzurda bir münker iş bulsa shuni biror bir narsani rioya qilib, xoh o'zining obro'siga putur yetib qolishligi, yoyinki shu odamning bir ko'nglini og'rib qolishligi, yoyinki bu odamlarning ko'pchiligini hisobga olib, menga dushman bo'lishib qoladi va kuchim yetmay qoladi deb rioya qilib, yoyinki boshqa bir sabablar bilan o'zini huzurida bo'lgan munkarni qaytarmay qo'yishligi bu tabiiydir. Har qanday amallik bir olimni tarixini tekshirgan bo'lsangiz, huzurida bir munkar ish bo'lgan vaqtda bir necha bor qaytara olmay qo'ygan. Ko'proq bizni davrimizda obro'ga putur yetib qolishlik yo bir fitna bo'lib qolishligi yoyinki boshqa bir narsalarda. Shuning uchun yer kurrasidagi hech kim hujjat bo'la olmaydi, magar payg'ambarlar hujjatdir. Payg'ambarlar alayhissalom ularning huzurlarida yer kurrasidagi hamma odam jamlanib turib, payg'ambar bir payg'ambar o'tgan davrda shu payg'ambarning huzurida munkar ish bo'lgan bo'lsa qaytarmay qolgan emas. Albatta qaytargan. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida yakka qolgan vaqtlarda ham yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lgan bo'lsa ham shu narsaga noroziliklarini bildirganlar va qaytarganlar shuni. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom huzurida bir amal bo'lgan bo'lsa, shu amalni indamagan bo'lsalar, man qilmagan bo'lsalar, shu hujjat bo'ladiki, shu narsaning qilinishligi, qilinadigan amal bo'lsa, qilinishligi mumkinligiga, yeydigan narsa bo'lsa, shu narsaning yeyishlik mubohligiga hujjat bo'ladi. Masalan, Xolid ibn Valid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bob deb arab tilida, biz o'zbek tilida vallohu alam botmunchoq deydi. Bu kaltakesakka o'xshagan bir hayvon bo'lsa, kattaroq hayvonni yeganlar. Shunda buni mana tarixga nazar qiladigan bo'lsak, Banu Tamim qabilasi shu bob degan arab tilidagi hayvonni yeyish odatlari bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni yeyishlikka odatlanmaganliklari uchun tabiatan
yemeganlar. Ammo Xolid ibn Validning yeganlarini qaytarmaganlar. Shu narsa hujjat bo'ladiki, bizga arab tilida aytilgan bob degan hayvon yeyishlik muboh ekanligiga hujjat bo'ladi. Biz so'zlari, buyruqlari haqida ko'pimiz ma'lumot ekanmiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'lgan amalni indamaganliklarga bitta hujjat shu bo'ladi. Va bundan boshqa ko'p hujjatlar ham bor. Xullas, sunnat agar biz hujjatligini tan olmaydigan bo'lsak, na'uzubillah, unda juda ko'p biz hukmlarni bilmagan bo'lardik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo namoz o'qishlikka buyurdi bizni. Namozning ertalabki va tushdagi va asr vaqtidagi, shomdagi, ixtomdagi namozning necha rakatligini bizga sunnat bayon qilib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam amaliy suratda shuni ko'rsatdilar. Va Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan itoatni o'ziga bo'lgan itoat bilan barobar qildi. Men yuti'ir rasul faqad ata'a Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasini yaxshi ko'rishligini alomatini rasuliga ergashishlik bilan isbotlashlikka berdi. Fa'idu billah qul in kuntum tuhibbuna Alloh fattabi'uni yuhibbukum Alloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, dedi Alloh taolo, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahmdil zotdir. Demak, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun nima yo'l tutmoqligi kerak? Faqat u bitta yo'l bor. U yo'l Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi ergashishlik buyurgan buyruqlari bor. Ba'zi buyruqlar borki, bularni aytib buyurganlar. Ba'zilari borki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyurmasdan o'zlari qilganlar. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bilamizki, shu amallarda ergashsak, albatta bizga katta ajr bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning muhabbati faqat rasuliga ergashgan kishilargagina-dir. Alloh va'da qilyapti, shart jazo bilan agar rasuliga ergashsanglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deydi. Agar shu oyatni tushunganimizda biz har bir o'zimizning ahvolimizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'llariga muvofiq qilgan bo'lardik. Biz bu oyatni tushunmaymiz, birodar. Niyatdan Allohni yaxshi ko'raman desek, Alloh bizni bir marta yaxshi ko'raman demasa, bu bekor bo'ladilar. Agar bir marta Allohni yaxshi ko'raman desak, Alloh bizni ham javobiga bir marta yaxshi ko'raman desa, mana bu narsaning e'tibori bor. Mana buning yagona yo'li Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdir. Agar bundan boshqa yo'l bor deb Allohni muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun bundan boshqa yo'l bor desa, bu kishi albatta xato qilgan kishi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Qur'oni Karimning bayon qilib berishlik uchun sizga Qur'onni tushirdik degan oyatga asosan va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Demak, bayonni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'onni tushunishligimizda birinchi bu kishining hadislari bilan tushunamiz.
Birinchi tafsir avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishlik. Ikkinchi Qur'onni hadis bilan tafsir qilishlik. Mana bu narsa chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo bayon mo'jizasini berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarining hammasi Qur'onning mazhar, ya'ni ko'rinishi edi. Kana xuluquhul Qur'an. Oysha onamiz rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xulqlaridan so'ralgan vaqtlarda qisqa jami ma'no javob berdilarki, xulqlari Qur'on edi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa qilganlar, Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa qaytganlar. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sifatlarida sizlarga Qur'onni kitobni ta'lim beradigan va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni jo'natdim deb minnat qildi. Sa'idu billah لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حكمتنا كتابك أتفضل يعني سيزلرجاء الله سبحانه وتعالى من نتقل ديك المؤمن لرجاء ulardan o'zlarining jinslardan elchi jo'natdi. Ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularning axloqlarini poklaydigan va ularga kitob ta'lim beradigan va hikmatni. Bu yerda biz bir necha nuqtani bilmoqligimiz kerak. Birinchi tilovat qilib beradigan. Tilovat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga kelgan. Shu tilovat qiyomatgacha biz o'qiyotgan Qur'oni Karimdir. Yatlu alayhim ayatihi. Demak, Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Bu alohida bir ta'limdan boshqa narsa ekanligi ishora bo'lyapti. Tilovat lafz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh tarafidan nozil bo'ldi va shu oyatlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tilovat qilib berdilar. Mana shu tilovat qilingan oyatlar Qur'oni Karim. Va yuallimuhumul kitaba kitobni ta'lim beradigan. Demak, Qur'onning bizga o'rgatadigan. Va val hikmata hikmatni ta'lim beradigan. Demak, hikmat nima? Bu haqda boshqa oyatlar ham bor. Hikmatni ko'proq mufassir ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga tafsir qilganlar. Demak, hadislarini Alloh subhanahu va taolo hikmat deb atayapti. Va hikmatni kitobga atf qilyapti. Bu boshqa oyatlardan "Allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikma." Boshqa o'rinlarda ham "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum va yuallimukum al-kitaba va al-hikma va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Alloh subhanahu va taolo azvojul mutahharatga "Va zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi val-hikma." Mana bu unda ham hikmat bilan ifodalanadi. Shuning uchun ahli hikmat kim degan savolga ahli hadislar deb javob berilishlik to'g'ri bo'ladi. Demak, hadis ilmini o'rganib bilgan kishilar hikmat egalari. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklar beriladi. Demak, bir kishi hadis ilmini hadis ilmini o'qib, shunga mohir bo'lgan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklar beriladi. Sunnatdan
inson bizi davrimizga kelib sünnetini tark kılıçlik şahit bulup kaldı biraderler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine ve o kişinin kılgen amellerine ve o kişinin huzurunda kılgen amelini kaytarmagan amellerine amel kılıçlik bizning davrimizda ko'p bulup kaldı. Lekin avvalgi kişilerinin sünnetini tark kılıçlik hakkında o'ylashmasdi. Lekin sünnetten ziyoda amal qilish haqida o'ylashardi. Bu haqda biz nima deb tushunmoqligimiz kerak? Ko'rsatilgan sünnetten ortiqcha amal qilishlikni nima deb tushunmoqligimiz kerak? Bu savolga bo'lgan javobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lgan voqeani bilan javob beramiz. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم فقالوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonadonlariga kelishib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ibodatlaridan savol qilishdi. Ular xabardor qilinishdilarki, ya'ni xabardor bo'lishgandan keyin oz sanashdi. Bu ozuv deyshtdi. Bu amallar, bu ibodatlar ozuv deyshtdi. Deyishib bunga biz qayerda yu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayerda? U kishining gunohlari mag'firat qilingan. Shuning uchun shunchalik amal qilsalar bo'laveradi-da, bizning gunohimiz ko'p, biz ko'proq amal qilmoqligimiz kerak, deyishdi. Birinchisi aytdiki, men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman umrim bo'yi. Ikkinchilari aytdiki, men umrim bo'yi roza tutaman. Hech qachon roza ochmayman. Uchinchilari, men ayollardan chetlanaman, ya'ni turmush qilmayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keldilar-da bu so'zlardan xabardor bo'lganlardan keyin aytdilar-ki, shunday-shunday degan sizmisizlar? Ammo men Allohga qasam ichib aytamanki, ichingizlarda Allohdan eng qo'rquvchilarman va eng taqvodorilarman. Shunday bo'lib turib nafr roza ham tutaman va ba'zi kunlarda roza tutmayman. Va kechqurunda namoz ham o'qiyman va uxlayman ham dedilar. Va turmush qilaman dedilar. Bu meni yo'lim dedilar. Shu yo'limdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Ya'ni davomiy roza tutgan odam, davomiy kechqurunda bedor bo'lib o namoz o'qib chiqqan kishi turmush qilmasdan o'zini hayotdan chetga olgan kishi mendan emas, meni yo'lim emas bu dedilar. Demak, ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha ko'proq amal qilaman degan maqsaddagi bo'lgan amal sunnatga xilofdir, xuddi sunnatdan pastda amal qilib yurishlikdan farqi yo'qdir, birodar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga bir narsa qo'shishlik bilan olib tashlashlikning farqi yo'q. Qo'shgan odam bu nuqsonli bo'lib qolgan men qo'shay demaydi. Meni gunohim ko'p deb turib qo'shadi. Bu ayni bir shaytonning insonning qalbiga kiradigan yo'lidir. Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurganda fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Ya ahlal kitobi, la taghlu fi dinikum
ahli kitoblarga xitob qildi ekan Alloh taolo. Ey ahli kitob, diniylarni haddilardan oshmanglar. Ya'ni ko'rsatilgan buyruqdan ko'p amal qilaman deb qo'ylamanglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurilgandek istiqomatda turing. Inson agar bir yo'lda ketishlikka buyurilgan bo'lsa, shu yo'ldan pastlamagan, yuqorilamagan degani shularlik bo'ladi. Shu yo'lda to'g'ri yuring degani pastlamagan, pastga ham tushmang, yuqoriga ham chiqmang degani bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda to'g'ri istiqomatda bo'ling, yo'ldan pastlaming demayapti. Yo'ldan tug'yon qilmang, haddingizdan oshib tug'yon qilmang deyapti. Bu oyat shunga dalolat qiladiki, insonning adashishligi pastlab adashmaydi ko'proq. Ko'proq haddidan oshganlikdan adashadi. Va dinga bo'lgan zarar ham ko'rsatilgan haddan oshishlik bilan vujudga keladi. Hozirgi vaqtda kitobi sunnatda yo'q bo'lgan amallar, dinimiz shunday bir sodda, to'g'ri dinida buyurilgan narsani qilmasdan boshqa narsalarni qilib yurishlik natijasida biz dinimiz zaiflashdi, birodarlar. Hozirgi vaqtdagi ko'p kishilar tarafidan o'ylab chiqilgan ba'zi bir nafl ibodatlar o'zi aslida kitobi sunnati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qilmaganlar. Mana bu narsalarni o'ylab chiqilinishlik borib-borib insonni u shirk amallariga ham kirib ketishlikka mana shu tug'yon sabab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga bir kishi keldilar. Arobiylardan, sahroiy kishilardan bir kishi keldilar-da kelib Ya Rasulullah, Allah buyurdu mu, özünü yekkeligini tasdik kılıp ve sizni Allah tarafından hakiki elçi ekerliğinizi ten alışlığımızga hadedilir. Allah buyurdu mu, bir keçe ve kunduzda beş vakit namaz okşulukke hadedilir. Allah buyurdu mu, bir yılda bir oy roza tutishlikka va Alloh buyurdimi molimiz nisobga yetsa zakot berishlikka va haj qilishlikka deb birma-bir so'radilar. Har biriga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha deb ta'kidlab javob berdilar. Aytdilarki, sizni jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, shundan ko'paytirmayman ham, kamaytirmayman ham dedilar. Va chiqib ketdilar. Aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, kim ahli jannatni ko'raman desalar, shuni ko'rib qo'ysin dedilar. Bu degan siz birodarlar, agar shuni biz qilsak, shirkdan salomat olamiz. Va Allohning buyrug'ini o'zini qilsak, biz shirkdan salomat bo'lib, Allohning buyrug'ini qilishlik bilan jannatga dohil bo'lamiz. Lekin juda ko'p kishilar o'zini qiynab, juda ko'p amallarni qilmoqchi bo'ladi. Tekshirib qarasiz, aksari shirk, birodarlar. Alloh buyurmagan, Rasuli qilmagan. Bu ishlarni qiynalib o'zi qilatda, borib tekshirib qarasiz, shirk bo'ladi. Undan tashqari, tamomiy odamlarning dindan voz kechib ketib qolishliklariga mana shu odamlar sabab bo'ladi. Dinni og'ir qilib bir ko'rsatiladi. Inna dina yusrun la yushada dina ahadin illa ghalabahu. Din juda qulaydir. Sunnat juda qulay. Lekin inson shu narsalarni, sunnatlarni tark qilishlikka kuch sarf qiladi, pul sarf qiladi. O'zini boshqalarga qalbida o'zini boshqalarning yo'lini qilayotganligini o'zi bilan Allohning o'rtasida sir birodarlar. Haqiqatda o'zidan savol qilsin. Nima uchun sunnatlarni tark qilib yuribdi? Buni tark qilishlik, buni qilishlikka insondan mol talab qilmaydi ba'zi sunnatlarni qilishlikka. Yo undan masalan biror bir kuch talab qilmaydi. Lekin uni tark qilishlik molga ham muhtoj va u kuchga ham muhtoj bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqdir. Gunohga qilgan kishiga nima uchun azob qattiq?
Çünkü günahını kılgen kişi kuş sarıp kılıp, mal sarıp kılıp durup kılar günahını. Eğer günahını kınaşlı kestik, durup olsayız günah kılınmaya kalırlar. Çünkü kuş, günahını sarıp kılgeni kuş sarıp olmayıdı adamında. Ama günahını kılıçlıysa hem mal hem kuş sarıp olur. Çünkü şu gen, sünnetlerini terk kılıçlık ya, mal sarıp oladı, küç sarıp oladı ve önce vah sarıp oladı. Bana bu bilen azap takkısı oladı. Hazır mevzudan kaç derece çıkışlı bu sahan? Eteli, meşgul uçu içimli gün içken, şeriatke hılap bulgen, katta otarçilerini alıp gelip koykıcanı. Bu günah bular. Bu günahka pul sarıp buladı, vah sarıp buladı, bunca cüde kırk narsalar sarıp buladı. Ana şunun için Allah'ın azabı kattı. Eğer şu narsaya malizi sarıp kılmasız, ufizi şu narsaya küçüğüzü sarıp kılmasız, hiç kendi nasip olmaydı. Nime ki kıyın deydi adamlar. Nime için bu narsalarda kıyın deydi. Kıyınmaz. O kalpteki hava, nefs, şeytan, bana bu nefsinin yapıcı kirip kalgenliği giden, ondan acirelişlik kıyım olaydı. Allah Resulü gergeşin, eğer Allah'ını yaşı görseler Resulü gergeşin deyin. Nün gergeşiler deyin diyor Allah-u Teala. Resulü gergeşin, polis yamız yakaladı. Küçüz, beyhude ketmeydi. Bana şu nefselerle teş, kaysi nefse hayat izle hılap, sünnet böyle diyen bu ise teşirip görün, çünkü mali sarıp bugün, ve küçük sarıp olacak. Şunun için Allah subhanahu ve teala'nın azabı kattığını günü sürecek. O, biz öyleyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Arabi sahradan kigen kişiye bir dakikada dinini örgütüp koydular. Şun bilen ahli cennet bölüp çıkıyor diye deyiniz. Demek din nihayette asan hakikatte. Lekin biz için ne için kıyın? Biz İslam ruhu bilen sığarı mingen, dünya karış bilen ısma gelmez. Şunun için biz yakayız. Ve yine biz yaşayarken cahiliyet, İslam'ın mezhara kılgen nizamda yaşayarız. Yani şunun için biz yakayız böyle. Bundan teşkere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılgen nerseden köprak nerseni kılıçlik, gelecekte men bundan özümü bu işten takrak saklı degen tasavvur kalıp bakıyordu. Na'udhu billah. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılgen amelleri yakşamasakana, na'udhu billah, ondan siz takizarak amel kımakçı bulup davaga alıp bakıyordu. Şunun için sünnetten artıksa iş kılıçlık bu mutlaka sünnetke zittir. Bana başka şu hadisinde başka rivayetleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerde etkerler ki hamd-i sana etkerlerden ki مَا بَالُ اَقْوَانٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ اِنِّي لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً Adamlar ki ne oldu ki men kılgen işten özlerini çetke alışıp bundan biz takra gülüyle diş yaptı. Kazım Allah'taki men Allah'ına ulebilişide en tanıcı rahmen ve Allah'tan en korkucu rahmen dediler. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin amelleri Allah'tan en korkucu kişi bilişlikle alıp varır. Ashablar hammeleri sünnetke kattık amel kılışkine gelirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den kelinge en müracaat kıladigan asasımız sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vasiyetleri ham şu oldu. Bana Haccatul Vada'da taraktu fikum emrayn lan tadillu ma temessettum bihime kitabullahi ta'ala ve sünnetun nebiyyi işte özlerinin en zarur bulgen vasiyetlerini kıldılar. Allah subhanahu ve teala Resulüge ergeçlikke özenin azali kitabıda köpcayda buyurdu. Ve ati'ullaha ve rasule leallekum turhamun. Allah Resulüge ergeçiler şayet rahim kılınarsızlar. Kur'an-ı Kerim'deki
Alloh rasuliga bo'lgan itoatga bo'lgan buyruqda ba'zi o'rinlarda itoat takror bo'lsa ham, ba'zi o'rinlarda takror bo'lmaydi. Nima uchun? Rasuliga bo'lgan itoat Allohga bo'lgan itoatning ayni o'zidir. Va atiyulloh va rasul. O'rtada va atiyul takror bo'lmaydi. Ammo o'zlarimizdan bo'lgan rahbariga İslam peşvasıga itaat kılıçlıkta ki öyle kursak elbette itaat tekrar bulmaya. Mesela Ya eyyühellezine amenu ati'u allaha ve ati'u rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat kılıçlar ve Resulüge itaat kılıçlar itaat tekrar buladı. Çünkü itaat bu tamamı nasip bu ayetten Resulüge bölgen itaat aynı Allah subhanahu ve ta'ala'da bölgen itaattir. Çünkü وَمَا يَمْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا رَحْيِي يُوحَى O kişi havadan kapırmıyor. وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ اَذِيلَرْدَنْ bölgen rehberilerge yani İslam peşvasıge itaat kılilerdigen orunda اَطِعُ kelimesi akrar kimeyle. Bunun için bu nefseden biz bilemiz ki o'zimizdan bo'lgan islom peshvosiga bo'lgan itoat asli emas. Agar bu itoat shunga bog'langan-ki, Alloh rasulining so'ziga muvofiq buyruqni, qarangki, o'zimizdan bo'lgan musulmon peshvoni buyrug'iga itoat qilishni ham qaraymiz. Alloh rasulining buyrug'iga muvofiqmi yo'qmi? Muvofiq bo'lsa, ina itoat qilamiz. Shuning uchun bu yerda itoat kalimasini zikr qilinmaydi. Yana inson uning amr o'zidan bo'lgan peshvoga bo'lgan itoatni asosiy narsa deb tushunib qolmasligi uchun shu oyatdan keyin va ulil amri minkumdan keyin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Agar biror narsada kelishmay qolsanglar o'zingizlardan bo'lgan peshvoga murojaat qilib qaytarib ko'ringlar demayapti Alloh taolo. Alloh va rasuliga qaytaringlar. Allah Resulü'ye kaytar şeyler, şimdi hakikatini tapu olasılar. Bu, eğer Allah'ta kıyamet gününe iman kettirseler. Bu sizlerce yakşı hazırda ham ve kelecekte ham bu güzarraktır. Bir sual bana diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine biz terk kılsek, bunun hukmi nima degan savol bo'ladi. Buyurgan sunnatlarini tark qilsak gunohkor bo'lamiz. Buyurgan sunnatlaridan boshqa sunnatlar ki ular qildilar, buyurmadilar. Bu narsani qilishlik afzal ekanligida ajrlanishligimizda shak shubha yo'q. Lekin qilmaslik bu narsani Mastutun anhu deyişkallar bazılar. Yani işin deyik bayar. Kırgen kişi acırlar. Estaizu billah فَلْيَحْذَرِلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Buyurgen sünnetlerle terk kılıçlik. Ahirette yine ceza bulup kalmaktan dünyada ham cezalanışlıktan hali kalmasliğine Allah Teala adıhlandırıyor. Mana bu ayette. Yani şu ayetini tefsirle de Resulünü buyruğuya karama karşı bölgen kişiler hüsur bulsunlar ki ularga fitne yetip kalarlar. Ya alemlendirir ki azap yetip kalışlıgını. Şu ayetini tefsiride bazı kişiler etkisiyle gelirler ki fitne ne mi? Yani bir de demek azabun elin bu ahiretteki azab. Fitne ne mi? Fitne bazıları etkisiyle gelirler ki kalbide bir zayıf, notuğru nesliğe muayirlik peydat olup olarak.
Resulünün buyruğunu kılmayan kişinin kalbi de natuğru yolda bulgen nayillik payda bulat da şimdiden halat bulat. Bazı kişiler etkilenenler ki küfür fitnesi, nifak fitnesi, bid'at fitnesi, merabu fitneler deyilir. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgen sünnetlerini kılıçlıkça hareket kılmalıgımız gereği buradırlar. Çünkü tekrar aysanız sünnet biz kanca bildik keçki namaz, ertemen gün namazlarının neçi rekatligini, zekatının nisabını kanca bildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruklarıyla bildik. Şu kişide itaat kılıp biz şu surette namaz okuyumuz. Ulemalarının aksarları وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Resul sizlerde birgen nesleni üşleyler, kaytargen nesleden kaytiler, degen ayetler. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ergeçiler, İman Allah'a iman keltirgen bu Nebiyyül Ümmiye iman keltiriler. Allah'a imandan kegen şunge Resulü iman keltirişlikle büyüriyette ve ergeçiler şunda hidayet fatasizlerdir. Hidayet ne? Ergeçlikke kaytkılıgen ayetlerden bir şundan hulası çıkarışır. Etken ekeller ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine, buyurgen sünnetlerini inkar kılsa, küfür deyirgenler. Şunun için biz nihayette ihtiyat bulmalıyız ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, أَلَا اِنِّي اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُلْكِكُ رَجُلٌ سَبْعَانُ عَلَى عَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا رَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ خِلَالِ من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه آده بليلر ki menge Kur'an-ı Kerim berildi ve Kur'an-ı Kerim bilen birge şunçalik ilim berildi deyenekiler. Özünü suyançılığa özünü tok tutup şimdi kişiler bu kalışlığı mümkün ki sizlerge itediyan Kur'an sizler buladı sizlerge. Kur'an'da tapken halal mı halal diyorlar. Kur'an'da tapken haram mı haram diyorlar. Diyen kişiler çıkmalısını mümkün. Şundan agahlandırdılar. Bizi diyarlarımızda hem şimdi kişiler fayda bulup kalken biraderler. Fakat Kur'an bizge yetedi. Hadislerini bizge bunda çok harhlı cepler koşulup getip kalken diyen taifeler var buradalar. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ergeçlik lazım bulmagen de Allah Ta'ala bizi vettabi'uhu de büyürmegen bulardı. Resulüge ergeçiler de büyürmegen bulardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bergenler seni üsleyler, haytargen mesleden kaytiler demegen bulardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge Kur'an ve Kur'anca ilim verildi dediler. Şunun için fakat Kur'an'la özüden yine hüccet bizi yedede hadislerine neuzubillah çeregi yok degen kişi bu adamın küfürde buluşluğu mukarrardır. Ana şu Kur'an'la inkar kılıyetkenidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Miqdad ibn Ma'di Karab radiyallahu anhu da rivayetinde dedi ki Haybar kunida bir neçe nerselerini haram kıldılar. Ve keyin aytdilar ki yushiku ahadukum en yukezzibani ve huve muttaki'un yuhaddisu bi hadisi fayakul beynena ve beynekum kitabullahi fema vecedna fihi min halalin istihlennahu ve ma vecedna fihi min haramin harramnahu ala
innema harrama rasulullahi mislu ma harrama Allah. Haybar kimida bir necha narsalarni harom qildilar. Keyin aytdilar ki, sizlarni bittalaringlar meni yolg'onchi qilib qolishligi mumkin dedilar. Kerilib dedilar. Yolg'onchi qilishligini ma'nosi nima? Uni bayon qildilarki, meni hadisim unga aytilsa, biz bilan sizlarning o'rtangizda Allohning kitobi bor. Shunda topgan halolni halol deymiz, topgan harom narsalarni harom deymiz. Deydigan odamlar meni yolg'onchi degani dedilar. Meni sunnatim, meni buyrug'im bilan harom bo'lgan narsalarni qabul qilmasa, Qur'onni o'ziga kifoyalansa, meni yolg'onchi degani dedilar. Va ogohlantirdilarki, ala ogoh bo'linglarki, Rasululloh harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsaga o'xshaydi dedilar. Xuddi o'zi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini nihoyat darajada mahkam ishlashdilar. Bu kishining sunnatlariga xilof ishni qilgan odamlarni tobiinlar, ashablar, tobiinlar nihoyatda ularga nafrat bilan turishdilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ga ba'zi odamlar kelishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar deb Abdulloh ibn Abbos aytganlarda Abu Bakr Umar radhiyallohu anhu ularni so'zlarini hujjat qilishgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, "Yushiku an tansila alaykum hijaratun min as-sama". Yaqin kunda sizlarning boshingizga tosh yog'adi dedilar. Tosh balosi tushadi. Aqulu qala Rasulullohi sallallohu alayhi aytlanki hadisna an kitabillah va huwa yuhaddisuhum an sunnah. Hadis o'qib bergan vaqtlarda Allohning kitobidan ham bir o'qib bering. Allohning kitobidan ham tafsir bering. Hadislarni o'qib berayotgan vaqtlarda shunda g'azablari keldilar va qala inna sunnata hiya tafsiru kitabillah va laula sunnah lam na'rif anna az-zuhra arba' والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل احكام الزكاه الى غير ذلك مما جاء به السنه من تفاصيل الاحكام من حديث اوكب derayotgan vaqtlarda Allohning kitobidan ham tafsir qilib bering deganlarda g'azablari kelayotgan ekanlarki sunnat Allohning kitobini tafsiridir degan ekanlar sunnat bo'lmaganda peshinni tur rakat ekanligini bilmasdik Shomni 3 rakat ekanligini bilmasdik. Ertalabki namozni 2 rakat ekanligini bilmasdik va zakotning rukunlarini bilmasdik va hokazo sunnatda bayon qilingan narsalarni bilmasdik dedilar. Birodarlar, bizni bir hozirgi hayotimizda men mavzudan chiqishni bo'lsam bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Allohning kitobidan tafsir qilib bersiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bayon qilib bersiz, u bir bizga mavlid o'qib bering deydi. Bu birodarlar qalbimizni hozir qorayib qolganligi bu qiladigan ish emas birodarlar. Allohning kitobidan Rasulining sunnatidan o'qib bersak to'xtating buni mavlid o'qib bering demaydi, lekin amalda shunday bo'ladi. Qoniqmaydi. Nomi barzanji Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini yozgan. U kishining ahvollarini, holatlarini yozgan. Biz bu narsani o'rganishimiz kerak, u kishining tarixlarini va hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Hadis o'qib berayotganlarida Imrodun va Hasan bu kishi Allohning kitobidan tafsir qilib bering deganlarda g'azablanib kelgan ekan. Har bir gapirayotgan so'zimizni bir hisobini bilib qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning la tamna'u ima'allohi masajidalloh Allohning masjidlaridan Allohning ayol bandalarini man qilmanglar deb
Ya'ni er kishilarga xitob qildilarki, ayollar masjidga borib ibodat qilaman desa, man qilmanglar degan hadis shariflarni Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytganlarida, farzandlarining bittalari vallohi lanamna alma Allohga qasam ichib aytamanki, ali g'ayurligidan, ya'ni ayoliga g'ayurlik qilib u hozirgi vaqtdagi o'xshagan bozorga chiqsa yo'l qo'yib, hamma bema'nishga yo'l qo'yib turib, masjidgagina man qilishlik emas, birodarlar. Ayoliga g'ayurligidan ayolim hech kimga ko'rinmasin degan haligi erlik g'ayurligi kelib, qasam Allohgaki man qilaman. Ayollarni man qilaman deganlarda Abdulloh ibn Umar g'azablari kelib va sabbahu sabban shadidan. Juda qattiq suratda, ya'ni harodan tashqari bo'lgan so'z bilan so'kkan ekanlar o'g'illari. Va qol aqulu qala Rasululloh va taqulu vallohi la lamma anna. Alloh Rasululloh shunday dedilar desam, men qaytaraman deysanlar. Ba'zi rivoyatlarda bor, senga mutlaqo gapirmayman deb qasam ichgan ekanlar. Alloh uchun seni dushman tutaman degan ekanlar. Abdullah ibn Muqaffal Muzlami radiyallahu anhu bu kişi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı bir yakınları bu began adamlar biraderler. Yani özünü kadırdan biraderi taşını şimdi çırtıp birader işare kılış kaydası var. Mesela bir kişi bir taş dursa şimdi işare kılıp birader yakı kara bir mahcup olsa getirmezsen şunu bir mahcup olsa. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu tosh otayotganligini ko'rib qaytarganlar va aytganlarki innahu la yasidu saydan va la yansa aduwan walakinahu yaqsiru sinna va yaqta'u al-ayn. Bu kichkina toshni chertib ishora qilish bitta ovlamaydi yo dushmanni bir ezib qachalamaydi-yu, lekin bu narsa birovga tegib kishiga sindirib qo'yishi mumkin va ko'zini o'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu tosh otishni otmanglar. Bunda ishorani bu suratda qilmanglar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb aytsalar, keyin buni eshitganlardan keyin yana shu tosh otayotganliklarini ko'rdilar. Aytdilarki, "Vallohi la kallamtuka abadan. Ukhbiruka anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yanha anil khabs thumma ta'ud." Shu toshat etganliklarni ko'rib, Allohga qasam ichib aytamanki, senga abadiy gapirmaganim bo'lsin. Men senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu toshni otib ishora qilishlikdan qaytarganlar desam, sen yana qaytib qilyapsan degan ekanlar. Shu vaqtda emas, boshqa vaqtda. Imom Bayhaqiy Ayyub Saxtiyoni bu kishi ulug' tobiinlardan hisoblanadi. Ayyub Saxtiyoni Allohning rahmati bo'lsin, tobiinlar ichida nihoyat darajada katta bir hurmatli tobiinlardan. Shu kishi aytgan ekanlarki, "Idza haddatha rajula bi sunnatin faqala da'na min hadha va anbi'na 'ala al-Qur'an halam annahu dallun." Bir kishiga sunnatni aytib bersang, sunnat tushunarli bo'ldi darsimiz avvalida. Aytsang, u qo'y, Qur'onni bizga Qur'ondan xabar bergin desa, bilginki shu adashgan odam degan. Bizning davrimizda ham biz kitob va sunnatga qarshi bo'lgan odamni mutlaqo qarshimiz. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Bir odam Qur'onni o'ziga kifoyalanib qolgan odamga ham qarshimiz. Qur'onni o'zini ma'nolarini mutlaq bilmasdan ko'pchiliklar Qur'onni o'zi bizga yetadi degan toifalar borki, mana bu toifalar shubhasiz adashgan odamlar. Shu Qur'on bizga bo'ladi degan gapida kazzob bo'lgan odamlar. Chunki Qur'oni Karimlarga aytayaptiki, "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun."
Şu Kur'an-ı Kerim'de biz sizge zikir yani Kur'an'ı tüşürdük, odamlarga odamlarga tüşürülengen meseleni beyan kılıp verişliyiz için yaptı. Resulullah'ın beyanları ne mi? O kişinin hadisleri ve ameli sünnetleridir. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbel rahimehullah şu şeyini kendiler ki la tukallidni ve la tukallid Malik'en ve la Şafii ve huz min haysa ahudna minge ham taklittime irgeşime. İmam Malik'e mi İmam Şafii'ye mi irgeşime? Ular hayırdan biz hayırdan agam basayık şiirden ala olsaynam diye gerekirdi. Bana bu meseleler biz yana aytgan ekanlar İmam Ahmed ibn Hanbal acab isnodni bilgan kishilarga ki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahih ekanligini biladida va Sufyonni g'ayiga o'tadi. Sufyonni Savriy bu juda katta bir muhaddis olimlardan. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki degan ekanlar Ahmed ibn Hanbal fal yahzani allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Shu oyatni o'qib hala o'qigan oyatimizni ثم قال أتدري ما الفتنة؟ فتنة لما بلا سامد الله الفتنة الشرك فتنة الشرك لكنا قال كم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيروغ لربلن بلغن سنتنا كحرم قرشي إشكلسة ونجا الشرك فتنة في يتقل شيء جدا قخصا لكنا قال أبو يقول لكي sözlerden şunu bileydik ki İmam-ı Suyuti rahimahullah özlerinin miftahul cennah fil ihticadi bis sünnah sünnet bilen hüccet üçleştikdeki cennetin kelidi dinle ondan gen kitaplarda ibaresi koyduğu bölgen söz neyken ekenler. İ'lemu rahimakumullah enne men ankara enne kavna hadisin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kavnen kâne أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة من أشسر ذلك لك الله إمام سيوتي الله رحمة بسن بلي لركي كن نبي صلى الله عليه وسلم من بر حديث لره خاص لربسن خاص فيل لربسن shuni asoslarda ma'ruf bo'lgan sharti bilan hujjat bo'lishligi aniq bo'lganligini bilsa, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa va shu buyurganliklari hujjat ekanligini bilsa, bilib turib inkor qiladigan bo'lsa, kofir bo'ladi-da, islom doirasidan chiqadi degan ekanlar. Va yahudlar bilan, nasorolar bilan, yonki Alloh o'zi xohlagan kafir taifalar bilan kıyamatta mahşerde bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz yaxshi buni anglab olishimiz kerakki, aziz birodarlar, sunnat bizning islomdagi hujjatimiz bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimdan keyingi hujjatimiz sunnatdir. Agar bu sunnatning rivoyati sahih bo'lganligini bilib, agar bu narsani aniq shartlarini bilgandan keyin hujjat ekanligini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngerliğini bilse, bilip kırıp inkar kılacağım olsa, kafir buluştuk ile şaşırıyor ve yok de gerekenler. İmam-ı Suyuti, özlerinin miftahul cennet, fil ihticacı, bis sünnet kitabına düşündüğü gerekenler. Kaysi bir kişi, özünün sünnetke, ergeçmeyetken, mersesini bir tekşirip görse, fakat onun ergeçmeyetkenliği, hava, nafs, şeytandan başka nesemez. Qalbida Rasulining muhabbatidan boshqalarning muhabbati ortib ketganligini belgisidir bu. Bu narsani o'zi bilan Allohning o'rtasida sir qilib, "Ey falonchi, chet bir o'tirchi, o'zingga insof qilib gapir. Seni so'zingni hech kim eshitmayapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi eshitib turibdi. Shu sunnatlarning tark qilishligingga sabab nima?" Hep özizde öziz bir sual kısır, elbette hava, nas, şeytan ekerliğinden başka cevap olmayı. Ve şu, senin için hem şeytanın asasi kiradigan, insanın kalbine buladigan yoluşudur. Allah'ın muhabbetinden kalışlıkken
sabab bo'layotganligini bilgan kishi o'zi uchun buni og'ir bir musibat deb bilmoqligi kerak. Bir narsaning sunnat amalini qilayotgan vaqtingizda boshqalarning ko'ziga bu narsa xunuk ko'rinayotganligi uchun bo'lsa tashlasangiz, qo'y bu narsa senga bu sunnat yarashmaydi degan bo'lsa, har bir amallarda sunnat aytmoqchiman. Shunda menga sunnatligining go'zalligi kifoya deb. Men bun bilan odamlarga ma'qul bo'lishlikni maqsad qilayotganim yo'q. Men bun bilan rasuliga ergashayapman xolos. Bo'lib ham men xalas qilamanki, ba'zi kishilarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bir amal qilishlikda buni go'zal qilib ko'ra olmasligimiz ham bu qalbimizdagi bir nuqsonning belgisidir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz o'zimizda shunchalik katta xatoga yo'l qo'yayotganligimizni bilaylikki, biz shu amal bilan o'zimiz bir odam hayotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tatbiq qilayotganda uni xunuk ko'rib qolishligimiz ham biz uchun og'ir bir musibatdir. Bu so'zlarni eshitgan ba'zi kishilar juda bu islomga amal qilishlik qiyin bo'lib qoldi degan bo'lishi mumkin. Lekin buni qiyin bo'layotgan narsa haligi havo, nafs, shayton deb bo'ladi. Boshqa narsa emas. Biz sunnatlarni xilof qilishlikka katta bir kuchlarimizni sarf qilyapmiz. Lekin sunnatni ihyo qilishlikka bir urining bir tomondan o'zingizning kuchingiz ketmaydi. Biz shuning uchun ham qalbimizdagi nuqsonlarni tuzatib olmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning rahmatli salovatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Man solla alayya sallallohu lahu 10 marrat. Menga bir marta salovat aytgan kishiga Alloh subhanahu va taolo 10 marta rahmat e'lon qiladi. Allohning rahmati va salovatlari bo'lsin u zotgaki, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga u kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan kishilarga namuna bo'lib qolganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana u kishining muhabbatiga shunchalik sahobalar shunchalik yaxshi ko'rishganlarki, u kishilar jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi bo'lishlarini va o'zlarining ham jannatda bo'lishlarini o'ylaganlarda, u kishining martabalarini balandligini o'ylab ranglari o'zgarib ketar ekan. U kishi bilan birga bo'lmasligini o'yladi. Ashoblarning bittalari ranglari o'zgarib ketganlarda savol qo'yganlarda shuni aytdilar. Sizning maqomingiz baland, mening maqomim past. Shuning uchun men jannatda sizsiz bo'lishlikni o'ylab shu rangim o'zgardi deganlarda man ahabba qauman hushira fi zumratihim. Bir toifani yaxshi ko'rgan kishi ularning jamoasida mahşerde birga bo'ladi dedilar. Shundan keyin xursand bo'lishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni otalaridan, farzandlaridan va o'zlarining jonlaridan ham yaxshi ko'rishardi. Hubayb radhiyallohu anhu da baylashib o'ldirishlik uchun chamonlar otib o'ynab masxara qilib o'ldirayotganlarda, shunchalik nayzalarning badallariga sanchilayotganlarda biror tovush qilmagan kishi shunda ana Muhammadga ergashishligini oqibatini ko'rdingmi? Endi seni yoningda Muhammad bo'lishligini xohlayapsanmi deganlarda shunda dobga borgan ekanlar. Muhammad alayhisalomning ayoqlariga tikan kirgandan meni jon taslim qilganligim afzal degan ekanlar. Shunaqa muhabbat qilishganlar bular. Bizning endi ba'zi bir oddiy sunnatlarda ham ergasha olmasak bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laveradi birodarlar. Sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Allohumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim. Alloh subhanahu va ta'ala bugungi darsimizdagi sunnatni mahkam ushlashlikka Alloh hammamizga ham tavfiq bersin. Sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. O'zini aytmishligini xufton namoziga azon aytib etganda hech shoshilmasanglar bo'laveradi. Asli bu o'zi biz shu xufton namozini avvalgi vaqtida azon aytishligimiz sababi
bu odamlarının zayıflarını hisobiga olib turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilganlar. Agar aytganlar ki, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak va ta'khir al-isha ila thuluth al-layl." Shu mazmunni kema qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Agar ummatimga qiyinlik bo'lib qolmaganda, ularni misvakka buyurardim dedilar. Va xufton namozini kechaning 3'ten 1'e barıp okşuligine büyüdüken bulardın diyen. Şunun için, hıftan namazının vakti kirişliği bulan, azan ayetelişlikken başka yer, mesela şaşılınmasa, bol uğra dediği maksimum. Belki yeneyen abzal buluşluğu mümkün. Lakin şan vakti gel, elbette azan ayetelişlikken.